Merhaba, mutfakta Hilal var ha, mutfağıma hoş geldin. Bugün sana sofranda zevkle içebileceğin şahane bir çorba tarifi vermek istiyorum. Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası. Çorbanın glutensiz olması için çiğ karabuğday unu ve karabuğday unundan yapılmış erişte kullanacağım. Seninle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yeşil mercimeği bir gece önceden tuzlu ya da kefirli suda bekletirsen sindirim sistemini hiç rahatsız etmez. Diğer malzemelerimiz çorbaya hem lezzet vermesi hem de daha sağlıklı olması için ilikli kemik suyu, soğan tozu, sarımsak tozu ve çeşitli baharatlar. Terbiyesi için ise bir bardak yoğurt, yumurta ve tabii ki tereyağı. Bir gece tuzlu suda bekletip süzdüğüm mercimeği istediğim kıvama gelene kadar içme suyunda haşladım. Böylelikle kara suyu da gitmiş oldu. Çorbayı yapmaya 1 yemek kaşığı tereyağına, 1 yemek kaşığı karabuğday unu ekleyip sakince kavurarak başlıyorum. Kavrulan unun üstüne 2 bardak ilikli kemik suyu ekliyorum. İyice karıştıktan sonra da 3 bardak ılık su. Karışım kaynadıktan sonra haşlanmış bir bardak yeşil mercimeği içine ekliyorum. Şimdi kısık ateşte 10-15 dakika kaynaması gerekiyor. Bu arada içine bir tatlı kaşığı sarımsak tozu ve bir tatlı kaşığı soğan tozu ekleyebilirsin. Çorbamız kaynasın. Biz terbiye yapmaya başlayalım. Terbiye için bir yumurtanın sarısı, bir bardak yoğurt ve kaynayan çorbadan alacağım 2-3 kaşık karışım gerekiyor. Yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı nane, bir miktar yeni bahar, birazcık kimyon, ve kendi damak zevkine göre tuz.
yumuşadığı için en son erişteyi ekliyorum. Çorba hazır. Sıra servis yaparken üstüne koyacağım lezzetli sosta. Bir yemek kaşığı tereyağı ve istediğin kadar kırmızı pul biber. Her zaman olduğu gibi sana bir kitap tavsiyem var. Ece Temel Kuran'ın Muz Sesleri adlı romanı. Ben yıllar önce okumuştum. Benim için çok kıymetli bir roman. Hatta sayfaları sararmaya başlamış bile. Ne yaparsan yap, sadece bir hikaye kalıyor geriye. Anlatılınca yalan gibi, hiç olmamış gibi gelen. Çorbam hazır. Sana daha önce tarifini verdiğim glutensiz galetalarımla birlikte servis edersen çok daha lezzetli olur. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.